108 siyasetçinin yargılandığı Kobane davası siyasetçilerin beyanlarıyla devam etti. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Kürtçe savunma yaptı. HDP ile doğduk, HDP ile büyüdük ve HDP ile kazanacağız dedi. Demokratik Bölgeler Partisi eski eş genel başkanı Sabahat Tuncel de savunma bakanı Hulusi Akar'a kimyasal silah iddiaları karşısında envanterini göstermesi için bir çağrıda bulundu savunmasında. Aralarında HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 21'i tutuklu 108 siyasetçi Kobane davası adı altında yargılanmaya devam ediliyor. Sincan Hapishanesi kampüsündeki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18. duruşmanın 8. oturumu görüldü. Oturumda Sincan cezaevinde tutulan siyasetçiler hazır bulunurken farklı cezaevlerinde tutulanlarsa duruşmaya sekvis aracılığıyla bağlandı. Duruşma tutuklu siyasetçilerin beyanlarıyla başladı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş duruşmada ana dilinde savunma yapmak istediğini belirterek Kürtçe savunma yaptı. Yargılamanın baştan sona politik bir faaliyet olduğuna dair sözlerini tekrarladı. Hukuk dışı da bulduğu bu faaliyetlere yargılama ya da mahkeme de denilemeyeceğine dair yorumda bulundu. Bu nedenle savcılığın mütalasına da mütalaa değil, siyasi bir çarpıtma belgesi olarak tanımladı. Siyasi girişime siyasi bir duruşla cevap verdiklerini dile getirdi. Kendilerine ve HDP'yi kapatmaya yönelik açılan davaların AKP-MHP iktidarına bir kez daha seçim kazandırma amacı taşıdığını ifade etti. Bu operasyonlara HDP'nin etrafında her zamankinden fazla kenetlenerek ve demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini büyüterek cevap vereceklerini açıkladı. HDP ile doğduk, HDP ile büyüdük ve HDP ile kazanacağız. Biz buraya HDP'li olarak girdik, HDP'li olarak çıkacağız dedi. Tutuklamaları kumpas olarak niteledi, fikirlerinden dolayı rehin tutulduklarını söyledi. Demokratik Bölgeler Partisi eski eş genel başkanı Sebahat Tuncel de HDP'ye dönük 4 Kasım siyasi darbenin yıl dönümü olduğunu anımsattı. Adliyede dayanışmadan gözaltına alınarak dayanışmadan tutuklandım dedi. Türkiye'de Kürt siyasetine hukuk eliyle başlatılan bir soykırım operasyonu olduğuna dikkat çekti. Kürt illerindeki yargılamalarla batıdaki yargılamaların aynı olmadığını belirtti. İkili bir yasanın varlığına işaret etti. Birinin darbe yasası, diğerini de Kürtlere karşı terörle mücadele yasası olarak tanımladı. Tuncel, Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına da tepki gösterdi. Amaç TTB'ye kayyım atamak, kendine güvenen bir ülke bağırıp çağırmaz. Hulusi Akar, madem bu kadar eminsin, aç envanterini, kimyasal silah var mı yok mu, Türkiye bilsin çağrısında bulundu. İktidar ortakları bu ülkenin vatanseveri, diğerleri terörist. Buradan hukuk çıkmaz, buradan çete düzeni çıkar dedi. Mütalayı kabul etmediğini söyleyen Tuncel, savcıya ders çalışması önerisinde bulunarak sözlerini tamamladı.